Evet, Dijital Yerlilerin programı Sosyal Kafaya hoş geldiniz. Bugün konuk sunucu olarak ben Demet Şam'da Erkan'a eşlik edeceğim burada. Bir hafta aradan sonra yeniden buradayız. Geçtiğimiz hafta Amerikan seçimleri vardı. Biz de Sosyal Kafa olarak oradaydık. İstersen o seçimlerle evet. Devam edelim Erkan. Evet, biz böyle Sosyal Kafa'dan bayağı büyük bir grup olarak konsolosluğun ve Yaratıcı Fikirler Enstitüsü'nün beraber organize ettiği Haydarpaşa Tren Garı'ndaki seçim izleme programında yer aldık. Ben de bir tür yeni medya koordinatörüydüm. Aslında son programda da ondan biraz bahsetmiştik. Yani Yaratıcı Fikirler Enstitüsü'nden arkadaşlarla gelmişti. Daha önce 140 Cumhurbaşkanı'ndan da tanıdığımız arkadaşlar. Bir güzel bir etkinlik oldu o. Aslında etkinlikte ne yaptığımıza dair böyle kısa bir VTR'miz var. Önce onu izleyelim, sonra devam edelim. Ben etkinliğin yeni medya koordinatörüyüm. Bu şu gördüğünüz arka planda medyacılar var. Bu medyacılar hem geleneksel medyacılar hem de yeni medyacılar. Özellikle yeni medyacılar bloggerlar ve blogger dışında mikro bloggerlar ya da belli web projelerinin sahipleri ya da katkıda bulunanlar burada. Biz CNN Türk canlı yayın yaparken bir taraftan paralel yayın yapacağız. Özgün içerik üretmeye çalışacağız. Bu bakımdan biraz bu ilk bir deneme. Yani böyle bu boyutta bir etkinlikte biz de geleneksel medyacılarla aynı şekilde üretim sürecine girmiş durumdayız. Bir taraftan da bütün bu üretimler Twitter hashtaginde paylaşılıyor. Etkinliğin genel hashtaginde. Orada paylaşılanlarla tekrar ayrıca dağılıma sokuluyor. Bazı editör arkadaşlar da bir taraftan bu atılan tweetleri falan denetliyorlar. Ve onlar da ayrıca ekrana yansıtılıyor buradaki. Biraz çok boyutlu, biraz komplike bir proje bu. Ama özellikle Twitter hashtag üzerinden bir ortak mecra yakalamış durumdayız. Gece boyunca da bu etkinlik sürecek. Canlı yayın, canlı yayının yanında internet üzerinden paralel yayınlar. Başta Kumanda TV'nin özel videoları olacak. Onun dışında diğer arkadaşların da şu anda hani tahmin edemediğimiz tamamen o ortamdan kaynaklanan yeni videoları ya da ürünleri olacak. Bobiler Org'un özel bir monte projesi var. Onlar 20 küsür monteyi ard arda yayına sokacaklar. Uludağ Sözlük'ün yine bir projesi var. Beklemedeyiz. Durum bu kısaca. Bir tane daha sonra programın İlerleyen dakikalarında bir tane daha VTR'miz olacak. Çok sayıda böyle kesimden insan katılmıştı aslında. Özellikle editörlerimizin orada merkezde olduğu bir videomuz daha olacak. Onu da bilahare izleyeceğiz ama şimdi ilk konuklarımız olan İstanbul Hackerspace'den ya da yalnızca Hackerspace'den Ahmet ve Basri'ye dönelim. Aslında biz geçen sezon bir keresinde Hackerspace'den bahsetmiştik, bir giriş yapmıştık. Şimdi aradan bir zaman geçti. Basri ve Alper biraz bize Ahmet neler olup bittiğini anlatacak. Gelecek planlarını anlatacak. Hackerspace'in ne olduğunu bence bir daha anlatmakta fayda var. Evet. Söz sizde. Buyurun. İstanbul Hackerspace aslında dünyadaki Hackerspace oluşumlarının bir parçası. Sonradan çok daha sonra aslında. Dünyada ilk kurulduktan sonra bayağı ileri bir vakitte kurulmuş ve geç kalmış bence bir kuruluş. Hackerspace denildiği zaman hackerların bir araya gelip de böyle bilgisayar korsanları gibi bir şeyler kırdığı, web sitelerini indirdiği, ne bileyim şifre çaldığı bir oluşum gibi duyuluyor. Ama aslında alakası yok. Hacker dediğimiz şey kendine hacker ismini verenlerin, o tanımı ilk yapan kişilerin tanımına binaen biz Hackerspace dedik. Yani öyle denilmiş. Hacker aslında şudur, bilgisayar korsanı falan değil. Hacker şudur, kendi kendine bir şeyler yapabilen, mesela bardağı alıp bardağı fonksiyonun dışında kullanan, onu bir şekilde değiştirip dönüştüren kişilere veya sıfırdan yeni bir şeylerden esinlenip başka bir şey üreten kişilere hacker deniyor. Yani büyük programcılar, ne bileyim Linus Torvalds mesela, Linux'un ilk yaratıcısı, bu kendine hacker diyor mesela ki hacker'dır, sıfırdan bir şey oluşturmuş, farklı bir şey oluşturmuş. Biz de burada Hackerspace kültürünün içindeki bazı terimlerden bahsedeyim ben ilk önce isterseniz. Yurt dışında çok fazla duymuşsunuzdur. Maker fair'ler oluyor. Maker'lar oluyor. Do it yourself'çılar, DIY diye yazılıyor biliyorsunuz. Do it yourself'lar oluyor. Ve bunların dergileri var.
web siteleri var ve insanlar yoğun bir katılım oluşturuyor. Adam mesela, nasıl söyleyeyim, işte bir lastikten, bir balondan bir kendine bir top yapıyor veya bir eğlence aracı yapıyor. İşte ne bileyim, köpeğine sürekli sopa fırlatmaktan bıkmış, top fırlatmaktan bıkmış, balonla bir şeyler yapmış, fırlatıyor, köpek getiriyor, oraya atıyor, tekrar fırlatıyor falan. Bu do it yourself bir şey, bir proje. Ve bunu nasıl yaptığını adım adım anlatıyor ve bunu yayınlıyor. Bunu, sadece bu alanda yayınlanan dergiler var, kitaplar var, web siteler var. Ama Türkiye'de bu büyük bir eksiklik. Çünkü insanlar yaptıklarının paylaşılmaya değer mi bulmuyorlar veya bilmiyorum, Türkiye'de öyle bir kültür var. Yani yaptığın şey eğer para etmiyorsa çok da bir önemi yoktur. Paylaşmaya da değmez ve insanlar dalga geçerler. Ama yurt dışında böyle değil. Hackerlar aslında bunu yapan kişiler, do it yourself'çılar. Ve bu, biz Hackerspace'i kurduğumuzda aslında ben ilk kurucularından değilim. İkinci nesil diyebilirim. Yani bir hafta sonra falan katıldım. Yani ilk fikri ortaya atan kişi değilim, topluluğu bir araya getiren kişi değilim. O arkadaşlara da buradan saygıyla selamlıyorum. Kendileri yurt dışında falan şimdi. Katılamadılar çünkü ben katılmak için kendilerini bağladım mekana. Buradan çıkınca çözeceğim onları. Do it yourself bir kişinin yaptığı bir şey ama do it together'a dönüştü Hackerspace'de. Bizim yaptığımız şey bu. Bir araya gelip elektronik olsun, yemek olsun, ne bileyim el işi olsun gibi etkinlikleri ortaklaşa yaptığımız, bilgi eksiklerini birbirimizden tamamladığımız, bir şeyler öğrendiğimiz bir yer. Bu yemek, el işi falan dediniz galiba. Ben şu anda biraz şey oldum. Aslında benim kafamda o yoktu yani. Bunlar da yapılıyor yani. Aslında biraz daha serbest proje atölyesi gibi. Yani insanlar kendi projeleri varsa bunları gelip burada sunumunu yapıp insanlara tanıtıp hatta beraber yapabilecekleri belli saatlerde belirtip burada projelerini yapabiliyorlar. Yani bunun aslında tam bir kıstası yok. Çok geniş. Ahmet'in söylediği gibi yemek de olabilir. Bu sanat üzerine bir konuşma da olabilir. Çok geniş. Bu süreçten dolayı da insanlar her gelen ne kadar bir şeyden anlıyorsa, herhangi bir konudan anlıyorsa onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kısa zamanda Ahmetlerin yaptığı Arduino etkinliği vardı. Arduino çok basit bir elektronik cihaz. Bu cihazla birlikte insanlar hiç elektronik bilgisi olmadan bile elektronik devreler yapabiliyorlar. Benzeri birçok şey de var. Böyle ifade edebilirim. Yani aslında elimizde biraz da şöyle bir şey var. Bir database de oluştu. İnsanlar geldiği zaman ilk gelen kişiye ilk önce sen ne bize ne öğretebilirsin diye soruyoruz. Bunun bir database'i var elimizde. Yeteneklerin nelerdir? Ne öğretebilirsin ve ne öğrenmek istiyorsun? Talepler geliyor. İşte biz ne bileyim Python programlama öğrenmek istiyoruz veya Arduino dediğimiz o şeyi öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla biz bakıyoruz database'imize kim Arduino biliyor, ne öğretebilir? Onları çağırıyoruz. Sen mi istiyorsun? Evet sen istiyorsun. Sen verebilirsin. Tamam. Hadi etkinlik düzenliyoruz falan. Bu şekilde etkinliklerimiz oluyor. Daha çok şu aşamada büyük ortaya koyduğumuz büyük bir proje yok. Ama daha çok şu an kurulma aşamasında olduğu için insanlara bilmediklerini öğretme seviyesinde şu an. Hackerspace böyle aslında görüyorum. Türkiye'de de hani bu anlamda mucitler falan çok var aslında. Hani ilgi nasıl? Yani katılımları var mı? Katılım çok. Aslında katılım çok. Yani belirli etkinliklere katılım çok ama şöyle bir şey var. Belirli bir seviyeye, kendi yapabileceği bir seviyeye gelen insan ben bilgimi paylaşayım, onun için bir komüniteye katılayım ve bilgimi paylaşayım diye düşünmüyor. Kendi ne yapabilirse onu yapıyor. İşini, fikrini ticarileştirmeye çalışıyor falan. Dolayısıyla belirli bir seviyeye gelen, o icat yapabilecek seviyeye gelen insanlar çok fazla bilgi paylaşımı meraklısı değil. Öyle bir problemimiz var. Yani aslında şey vurgun iyiydi yani Demet, aslında hani evet böyle bir mucit kültürü var aslında galiba evet, ülkede ama tabii onunla mesela sizin yapmak istediğiniz arasında bir fark var. Dediğiniz gibi yani sizin Hackerspace deneyiminiz biraz daha komünite, topluluk, evet, topluluk temelli. Evet. Tabii burada şeyler de hani hemen tabii mesela patent, yani patent büyük laf oluyor ama bütün telif hakları bilmem ne de tabii gündeme gelebiliyor. Yani özellikle daha icat düzeyindeki şeyleri herhalde insanlar böyle paylaşmaz pek. Yani zaten amaç da olmayabilir de. Evet. Yani insan şunu algıladığı zaman, yaptığı proje ticari bir değer taşıdığını fark ettiği zaman biraz kapatıyor onu. Evet. Türkiye'de onun için açık kaynak kodu da çok fazla gelişmiş değil. Ben elektrik mühendisiyim, donanım tasarımı falan yapıyorum, devre tasarımı.
hani çeşitli müşterilerim oluyor. Onlara bir şeyler yapıyorum ama bazen çoğuna şunu söylüyorum. Bunu açık kaynak yapalım. Paylaşmak isteyen, yapmak isteyen yapsın. Ama işin içinde ticari bir şey olduğu için, para getiren bir şey olduğu için onu başkasının yapmasını istemiyorlar. Dolayısıyla çok fazla Türkiye'de üretilen şeylerin açık kaynak olması çok olası değil. Zor biraz. Yani basit şeyleri insanlar anlatabiliyor zaman zaman ki o da çok kısıtlı. Ama büyük ticari şeyleri imkanı yok. Çok zor. Çok zor yani. Yani insanlar büyük projeler yapıyor. Pardon bölüyorum. Yurt dışında mesela uydu yapıyor. Gerçekten böyle küpsat gibi. Küp uydu yapıyor ve onun tüm devrelerini, yazılımlarını paylaşabiliyor ki devasa bir proje. Her ne kadar küçük de olsa projenin büyüklüğü olarak çok büyük proje ama bunu paylaşabiliyor. Burada birisi yapsa yani kilit altına koyar onu. Ama acaba yurt dışında bunu daha çok koruyan böyle kanunlar ya da ona yalnızca kanun da değil de belki bir çerçeve mi var yani sosyal bir kod mu var? Hani bizde belki de hani gerçekten çalma olayı da daha çok olabilir. Çok evet. Mi? Yani hani tam nerede suçlu bilemedim şimdi ama hani anlatabiliyor muyum? Bu başka belki bir takım kültürel kodlarla ya da hukuki çerçeveyle de alakalı olabilir. Ama zaten şey de yani hani iş icat bu noktasına gelmeden de herhalde daha yapılabilecek çok şey var. Yani çok en azından eğitim programları olabilir. Evet, evet. Hani daha belki sofistike. Hani şimdi bir de özellikle üniversiteler üzerinden hani sertifika programları artmaya başladı. Belki hani biraz böyle alternatif bir şey olabilir. Hani onlara rakip olarak değil de ama daha spesifik alanlarda tam da dediğiniz gibi. Tabii şimdi şöyle hani siz şimdi bir elektrik mühendisiniz. Basri bilgisayar programcısı. Hani ben de daha başa dönüyorum. Hani tabii yine de bir vurgu ağırlık tabii daha elektronik internet arasında bir yerde gibi geliyor en azından. Hani prensipte her şey açık olsanız bile mi diyebilir miyiz? Şu ana kadarki etkinlikler ne gibi etkinlikler oldu? Örneğin. Etkinliklerden isterseniz bahsedersiniz. Evet. Şu ana kadar uçurtma etkinliği bile yaptık yani. Ha, yani söyleyeyim. Bunun yanında genellikle programlamaya yönelik eğitimler de oldu. Elektronik üzerine oldu. İşte bahsettiğim Arduino etkinliği gibi. Kendi Arduino'nuzu yapın diye insanlar geldi Hackerspace'e, orada işte oturup kendi Arduino'larını lehimlediler, hazırladılar. Ondan başka genelde programlama ağırlıklı gitti. Şimdilik ama bundan, öyle gidiyor. Ama bundan hani, sonrasında program. Özellikle Ahmetlere o konuda biraz yükleneceğim. Elektronik üzerine hatta elektronik 101-104 arası bir eğitimler bekliyorduk. Bu arada çok sıkıştırıyorum ama bir cevap alamadım kendi iş yoğunluğundan dolayı. Evet. Aslında bekliyoruz. Uçurtma diyoruz ama uçurtma bile aslında yapması öyle çok da şey bir şey değil, aslında kolay bir şey değil. Aslında beklediğimiz aslında daha büyük bir şey vardı. Helyum gazıyla doldurulmuş küçük balonların içine, balonların alt kısmına özel bir koruyucuyla birlikte fotoğraf makineleri yerleştirip yukarıya doğru bırakıp gökyüzünden aşağıya fotoğraflayacak bir yapı üstünde konuşuyorduk geçen gün ama şu an hala onunla ilgili bir şey yapmadık. Evet. Ama tabii orada fotoğraf makineleri de orada heba olacak. Heba olacak heba işte. Olacak. Maddi böyle bir... Maddi demişken temelde, evet. Bayağı bir acılı bir yaramıza dokundunuz. Açık yaramıza dokundunuz. En büyük problem zaten bizimki açık bir şey ve üye aidatlarıyla dönüyor. Kiramız var, iki katlı bir yerimiz var. Evet onu soracaktım. Yani iki katlı bir mekanda hani bir merkez o gibi. Merkez evet. Hackerspace'in evet. Hackerspace'in merkezi, oranın bir kirası var. Yani Kadıköy'de ve merkezi bir yer olduğu için kirası nispeten daha yüksek. Ve orası da üye aidatlarıyla dönüyor. Üye aidatlarının düzenli ödenmemesi gibi bir şey var. O da yani bir bunun, gelenektir zaten. Evet, yani. Evet, evet. Öyle bir şeyimiz var. Yani ticari bir şey yapabilir miyiz Hackerspace üzerinden veya sponsorluk sağlayabilir miyiz? Uzun süre sponsorluk için görüşmelerde bulunduk falan. Çok fazla geri dönüş olmadı. Çünkü Hackerspace isminin içinde hacker geçmesi insanları korkutuyor. Evet. Bizim yapmak istediğimiz şey, ya bizim hedef kitlemiz o değil diyorlar. Daha çok programcıların olduğu varsayılıyor. Aslında öyle de. Yani biz de o evet o çevrimi de kıramadık biz biraz. Yani niye etkinliğimiz daha çok elektronik ve programlama üzerine? Çünkü talep o yönde geliyor. Niye talep o yönde geliyor? Çünkü katılımcılar o şekilde istiyor. Peki yani döngüyü kurmak için ne bekleniyor? Yani ne istiyoruz? Aslında sanatla ilgili bayağı bir atölyemiz oldu. Sanat 101, estetik 101 gibisinden. Katılım da bayağı sağlandı. Tasarımcılar geldiler. İşte kreatif direktörler geldiler, eğitimler verdiler. Ama tabii talebin sürekli olması lazım ki vermenin
arzın sürekli olması gerekiyor. Bu sağlanamıyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Aslında bunun cevabını bulsak çok daha büyük bir hacker space. Bence sanırım öncelikle bu isimden yola çıkmak gerekiyor. Bu ismin altının aslında çok da amacı güzel olursa güzel şeyler çıkabileceğini anlatmak. Duyulduğu gibi olmadığını ifade etmek gerekiyor. Gerekiyor bence. Ama tabii herkese de bunu anlatamıyorsunuz. Hackerspace'in ismini de Hackerspace adını da çok fazla değiştiremiyoruz. Çünkü Hackerspace bir kültür. Yurt dışından ortaya çıkan bir kültür. Yani o evet şey değil bence. Hani isim hani evet ilk başta itici gelse de hani o proje önerinizin hedefi olan kurum bunu daha iyi anlayabilecektir. Özellikle çok spesifik hani projelerle gidildiğinde evet. Hani belki hani medyatik şeyler olmayacaktır ama hani ortada yani ben şey inanıyorum yani belki iyi bir formüle edildiğinde iyi çerçevesi çizildiğinde evet. Böyle bir çünkü şey de var hani büyük hani şirketler de sonuçta hani IBM'inden bilmem nesine kadar zamanında açık kaynağı kullandılar hani evet. Bir yere oturuyor. Belki işte tabi burada aslında bence şey icat ediliyor bir taraftan da işte böyle hani siz açık kaynakçı ve daha böyle hani başka belki ticari olmayan bir yerde duruyorsunuz ama aynı zamanda ticari olan oluşumlarla da bir takım angajmanlara giriyorsunuz. Aslında bu girmenin nasıl olacağını da beraber belki çizeceğiz yani çünkü evet. Çok da net değil böyle bir net böyle değil, bir şey yeni olan bir alan bu. Evet. Hani böyle iki tarafı da yarayacak bir süreç. Tabi biraz zorlu bir şey bu arada kiraların ödenmesi lazım. Evet, evet. Kiraların ödenmesi lazım, faturaların ödenmesi lazım, mekan büyük, elektrik faturası var, doğalgaz faturası var, kış geldi. Evet. Öyle bir sıkıntımız var ama yani belki o konuda da bize yardımcı olabilirsiniz. Biz bir şey üretme yeteneğimiz var, büyük bir potansiyelimiz var. Yazılımcımız var, web yazılımcımız var, gömülü sistem yazılımcımız var, tasarımcımız var, elektronikçimiz var. Yani kamera yapın deseniz şurada biz kamera yapabiliriz, bunlar gibi bir kamera yapabiliriz. Ama bunu yaptığımız zaman bir getirisinin olduğunu hesaplamamız lazım. Çünkü götürüsü çok fazla. Yani çalışan insanlar oraya gelen insanlar ve bir mesai harcıyorlar. Yani cumartesi pazarları bile bir bedel yani bir zamanın bir maliyeti var. Dolayısıyla onun karşılığı olması gerekiyor ki biz ticari düşünen şirketler için iş yapabilelim. Aslında bu bir model. Açık kaynaklı sistemler için de bu bir model. Evet. Yani Linux nasıl para kazanıyor mesela? Ben tam emin değilim, siz daha iyi biliyorsunuzdur ama bir açık kaynak ve bir sürü geliştiricisi var ve bir şekilde para kazanıyorlar. Mozilla Firefox'u açık kaynak. Yani nasıl yapıyorlar? Siz bilmiyorsanız ben nasıl bileyim de ben de yazılımcı değilim ama mesela hani şeyden yani açık kaynak yazılımların bir kazancı şey üzerinden hani şirketlere ticari göre adapte etmeleri onların evet. Hani öyle ya da işte bakım. Ücretleri üzerine hani kaynağın kendisi açık ve yani yazılım açık ama sonuçta bir şirket kendi isteklerine göre onu biçimlendirmek modifiye etmek zorunda kaldığında işte orada açık kaynakçılar devreye tabii. Giriyor bir yani, ücret bedeli evet, olarak evet. Anladığım kadarıyla bir o tabii şey falan hani Firefox da oradan Mozilla bir vakıf şeklinde vakıf örgütlenmiş şeklinde. Tabii bir de bağış kültürü var zaten bağış kültürü, evet. Yani hani şeyde onun için hani zaten otomatikman daha çok bağış alıyor böyle hareketler. Bir de tabii yatırımcı olayı da var aslında. Hani bir şirketlerle olan şeyler dışında o yatırım olayı da ilginç bir olay. Hani böyle melek yatırımcı bilmem ne. Tabii onların tam yani Türkiye'de işlemesi çok yeni. Yani evet. Eminim bazı yani sonraki konuklarımız da daha iyi bilebilir onu. Hani yine bu hep soracağımız bir şey. Ama yani bir noktada belki böyle bir melek yatırımcının meleklik yapmasını da bekleyebiliriz. İşte orada işte aslında size gelen insan gücü galiba biraz önem kazanıyor. Evet. Yani her türlü insan oldukça her tür kariyerden falan evet. Ona göre belki birileri böyle bir model önerecek. Hani ben keşke onu şimdi hemen önerebilsem de ben de hani benim de ticari zekam pek yok o yüzden. Estağfurullah. Yok yani onu, ne yapalım. Monetize etmeye çalışıyoruz dediğiniz gibi evet. Açık kaynakta mesela açık kaynak serbest kullanımdır ama ticari evet. Kullanımda bir bedeli vardır. Oradan para kazanıyorlar, o başka bir şey evet. Veya uyarlama, modifiye etme, oradan bir para kazanıyorlar ama biz bunu kendimize uyarlamak istediğimiz zaman gidelim X şirketine size böyle bir reklam işi yapalım, interaktif evet. Bir iş yapalım, elektronik olsun, içinde human computer interaction dedikleri şey olsun falan. Belki kabul edecekler ama bizim bir ticari kimliğimiz de yok açıkçası. Evet. Yasal kısmı da bir problem. Dolayısıyla yani yasal olarak nasıl siz şu anda bir dernek statüsünde misiniz dernek mesela? Dernek statüsü altındayız zaten. Bir alternatif bilişim derneği çatısı altındayız. Ha, onun altında bir faaliyet evet, onun altındayız ama gelir gider tamamen ondan bağımsız. Bizim kendi gelir gider dengemiz var. Dengesizliğimiz var daha doğrusu.
Şirketlerin de kendi bünyesinde bir bununla ilgili bir departmanları olması da aslında bir dezavantaj. Evet, evet. Yani bir onların boşluğunu, onlardaki yokluğu evet. bizle doldurmak istesek, onlar da aslında var zaten. Evet. Çok muadil olmasa bile bizim işlevimizi yerine getirebilecek şeyler var. Dolayısıyla çok ticarileştirmekten ziyade biraz daha sponsorluğa eğilmeyi düşünüyoruz. Bir de tabii ki yani bu çok yeni bir oluşum yani. Hackerspace'in 2 yılı geçti mi şu anda? Ne Yok, kadar değil, oldu? Bir yılı anca doldurmuştu. Belki doldurmadı bile 8 ay, 9 evet, ay. Biraz şey daha henüz bence. Hem önü açık hem daha... Ölüm vadisinden geçiyoruz şu anda. Evet, startuplar evet. için söylenen ölüm vadisinden Doğru. geçiyoruz. Yaşadık yaşayamadık. Yani ya biteriz veya o biraz hızla işte devam ederiz. Katılımcıların gerçek iradesiyle alakalı olacak galiba. Yani gerçekten hani belki hani bu kolektif üretim işte yazılımından makinesini bilmem ne ortaya çıkabilecek ürünlerle aslında bir hani zaten bence bir şey ortaya çıksa siz de gelip bulabiliyorlar gibi. Evet, evet. Yani onun için burada belki hani Hackerspace gönüllülerinin daha bir biraz daha tanıtıma yönelik göstermesi lazım. Evet. Ve yani çok kolektif bir şey yani bir PR'cı bile bir halkla ilişkilerci bile burada devreye girebilir. Evet, hani evet. Sizin çünkü hani kendinizi tanıtmasına tanıtmanıza evet. Sosyalcimiz çok yok. Evet. Büyük bir eksikliğimizin olduğunu düşünüyoruz. Reklamcımız yok mesela. Tasarımcımız var. Buradan da mesaj gitsin evet. gitsin. Evet. Reklamcımız yok, PR'cımız yok. Ne bileyim İK'cımız yok. Yani İK'cının belki çok fazla işi olmadığı düşünülebilir ama orada da insanlar var. Sonuçta İK'cının da yapabileceği şeyler var. Sosyal yönümüz açık söylemek gerekirse biraz zayıf. Bunu güçlendirmek için de sonuçta bizim kendi sosyal çevremizde, kendi çevremizden olduğu için, kendi mesleğimizden ve aynı kafa yapısından olduğu için farklı alanlardan insanlar çağırmak bizim için de aslında biraz zor olabiliyor. Her alandan biraz gönüllülere ihtiyaç var. Evet, i̇htiyaç evet. var. Sizi de bekleriz. Olur. Mutlaka evet. gelmeniz ben lazım. Geçen, yani. Biz iki hafta önceki partinize zaten iki mi? Üç hafta önce gelecektik yani. Ama tam sosyal kafa gününe getirmişsiniz. Evet. Biz buradaydık. O zaman bizim toplantı günümüz aynı zamanda. Evet. evet yani günümüzün çok güzel. Tam çakışma günü ama inşallah Sizin başka bir zaman. Bir parti yaparız. Olur lazım. Evet. Bir sosyal inşallah. Kafa olarak bir gelelim ayrıca. Tabii bekleriz. Bir şey geldi böyle gitti arada aslında soru olarak tabii. Hani ben de mesela sizi gördüğümde ve mesleklerinizi falan da gördüğümde cidden hani ben mesela ne yapabilirim diye düşünüyordum ama şimdi bir bakım açısından Hackerspace'de ne yapabileceğimiz tamamen biraz da bize kalmış. Evet, yani evet. biz orada bir... Aynen öyle. Evet. Anladım. Bir de ne kadar aktif üye var şu anda? İlk yani yılın sonunda böyle katılımcı bir şekilde böyle bir kategorizasyon yapılabilir mi yani? Hani nasıl yaparız onu başlayalım? Şöyle desek daha iyi olur. E-posta grubundaki kişi sayısıyla orantılarsak herhalde bir 100 kişi var şu an. Ama aktif katılım genelde hafta içleri 7 falan oluyor. 7 kişiye kadar çıkabiliyor. Ama büyük bir toplantı olduğunda 40-50 kişiyi buluyoruz. En son mesela bir etkinlik yaptık. Arduino etkinliği. Arduino Türkiye diye bir oluşum yapmıştık. Evet. Onu entegre etmeye çalışıyoruz şimdi. O grubu. O etkinlikte bir 70-80 kişi vardı. Aha. Yani çünkü bir şey öğreteceğimizi çok sayıda insan vardı ve 7-8 kişi bir şeyler çıktı anlattı 10-15 dakika falan. Fethiye'den insanlar geldi. Fethiye'den elektronik hocası geldi, iki tane bayan. Dinlediler, akşam geri döndüler falan. Anladım. Yani böyle insanlar bir şey öğrenmeyi, yani öğrenmek istedikleri şey sunulduğu zaman geliyorlar. Ama kendilerinin bir şey verebileceğini mi düşünmüyorlar? Veya o gün mesela her salı toplantı yapıyoruz ama toplantıda 10-15 kişi falan oluyor. Peki toplantıda ne oluyor yani haftalık rutin bir toplantınız var? Rutin toplantımız var o toplantıda Dernek genelde... Dernek yönetim kurulu değil yani o. Ha. Yok değil genel toplantı. Açık bu. Açık herkese açık bir toplantı. Genelde yaptığımız şey şu, amaçladığımız şey şu. O hafta herkes sonuçta eve gittiği zaman internete bakıyor bir şeyler yapıyor. Evde bir şeylerle uğraşıyor projesini falan uğraşıyor. O hafta ne yaptı? Paylaşılmaya değer enteresan bir şey gördü mü? Yaptı mı, bir şey öğrendi mi? Onları paylaşıyoruz kendi aramızda. Çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Tabii yani böyle akıntıya karşı bir olay bu. Hani insan hani biz gizleyeceğiz, burada siz paylaşın diyorsunuz yaptığınız. Tabii evet. çok güzel bir olay da bu. Evet. Yani zaten yani biz hani bu programın da şeyi, özü yani misyonlarından biri zaten paylaşım olayı. O bakımdan yani çok anlamlı ama şeyi de genel çerçevede biraz tabii zaman alacak. Yani hani düşünüyorum şimdi Linux'un falan çıkışı hani tamam birisi öncülük etti ama ancak kolektif üretimle, katkıyla mümkün tabii, olabiliyordu. Açık kaynak öyle yani, zaten. Evet burada da hani belki öyle bazı projeleri öncülük etmek gerekecek. Yani gerçekten herhalde fark yaratacak bir şeyler lazım ama
Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Yani şöyle bir şey olabilir. Bir reklamcımız olsa, birkaç tane reklamcımız olsa, buradan izleyen varsa da çağrıda bulunuyorum. Bize şunu önerebilirler. Gerilla pazarlama falan diyorlar ya, reklamcıdır, pazarlamacıdır. Siz yardımcı olabilirsiniz belki. Böyle bir şey yaparsanız bu ticarileştirilebilir veya şu şekilde dikkat çekebilirsiniz, bu ürüne dönüşebilir falan gibi böyle fikirleri olan biri olursa, bize bu şekilde bir katılım sağlarsa, onu gerçeklemek için hiçbir problemimiz yok. Önümüzde hiçbir engel yok. Peki son olarak şey de bu, hani işbirliği konusunda yani üniversitelerle bir şeyler yapılabilir mi? Evet, yani fakülte mezun, yani mezun olanlar olabilir, hani kendini geliştirmek. Ya da biz zaten hani kurumsal olarak hani bazı üniversitelerin böyle bir, hani bilmiyorum, bir tür işbirliği mümkün olabilir mi diye. Hani ne tür bilmiyorum ama hiç düşündünüz mü o alanda ne olabilir? Yani aslında düşünüldü üniversitelerle birlikte bir şey yapabilir miyiz diye. Genelde bu aktif katılım ve işe yarar, verimli bir etkinlik çıkması için üniversitelerle yapılacak bir etkinlikte şu gerekiyor: öğrenciye bir şey anlatacaksınız, öğrenmek isteyecek ve gelecek, dinleyecek. Çok fazla katılım olmayacak. Bu, yani katılım, contribution olmayacak. Ama biz direkt üniversite kurumuyla bir şeyler yapmak istesek, bu biraz zor. Çünkü yıllardır Türkiye'de zaten sanayi üniversite işbirliği falan olayını biliyorsunuz. Yani devlet, hükümet itiyor, hadi yapın, hadi yapın, hadi yapın diye. Ama ortada bir para varsa, bir çatışma var, bir sıkıntı var, paylaşma problemi var. O durumda bile, ortada paranın olduğu durumda bile bir katkı yoksa, ortaya bir sinerji çıkması zorsa, bizim sadece alabileceğimiz bir şeyden çıkması zor gibi görünüyor. Ama düşünülebilir, yani nasıl faydalı bir hale, verimli bir hale getirebiliriz, düşünmemiz lazım. Peki İstanbul dışına çıkıyor musunuz? Yani böyle mobil bir durumda var mı? Çünkü şöyle, ben ne zaman İstanbul dışında internetle vesaire alakalı bir etkinliğe gitsem, yani ilginin çok olduğunu görüyorum. Evet. Yani böyle bir hani bilmiyorum bu nasıl bir şeye dönüşür ama yani siz tabii şimdi tabii kendi işiniz gücünüzden dolayı da herhalde biraz hani İstanbul merkezi zaten, hani çoğu katılımcı da buradan, ama var mı, oldu mu böyle etkinlikler bir şekilde İstanbul dışında? Basit'e sormak lazım, onu planlıyor muyuz öyle bir şey basit? Yani şu ana kadar o tip bir şey planlamadık ama teklife bağlı. Çünkü bazı arkadaşlarımızın esnekliği var. Mesela öğrenciler daha rahat oluyor bizden. Herhangi bir vize haftaları yoksa bir öğrenci finanse edilip bir şekilde gönderilebilir. Ama şu ana kadar öyle bir şey gelmedi. Anladım. Gelirse de çevirmeyiz. Anladım. Yani evet, hani belki o da bir etkili olurdu. Demet, var mı merak ettiğin bir şey? Şu aşamada yok. Sizin var mı özellikle vermek istediğiniz bir mesajları aldık biz. Ben ya de bunları yayacağım. Reklamcı, pazarlamacı. Evet, evet. Ya bu halkla ilişkilerci bekliyoruz. Devlet desteği falan sosyalci olsa böyle bir şeydi. Bir de bu arada tabii OBS'e var. Bilmiyorum onlar nasıl işliyor ama bir sürü destek şeyleri falan da var. Avrupa yani, Birliği'nden bilmem nesine kadar, Avrupa Birliği'ne. Ama işte orada da proje yazma olayı var. Yani o da ayrı bir olay. Hani proje yazıcıları da bulmak süreç lazım. Zor bir süreç. Destek aslında olarak. Şu Avrupa Birliği'nin 7. çerçeve programı var, biliyorsunuz. Bu bağlamda gençlerin teknik yeterliliklerini geliştirmek için kuruluşlar, dernekler falan gibi bunun için destek veriyorlar. Çok da yüksek miktarlarda destek veriyorlar. Milyonlarca euro veriyorlar. Bunu düşündüğümüzde başvurmak için baktık. Çağrıyla açılıyor, biliyorsunuz. Evet. Geçmişti. Önümüzdeki çağrı muhtemelen bir 6-7 ay içinde açılacak. Ona başvuracağız. Orada bence gönüllüler için de hani bu fon işlerinden anlayan birileri destek bu atabilirler. Evet. Çünkü gerçekten o da ayrı bir başvuru süreci. Ama yazın, onu başardığınız zaman hani oradan iyi bir kaynak çıkabilir. Çünkü şu özellikle böyle hani böyle oluşumlar için destek olunabiliyor gibi gördüm. Şimdi siz bu destek çağrısı yaparken bir de şu geldi aklıma son olarak. Hani aslında hani böyle o mesleki ya da disiplinler arasındaki ayrımların da biraz böyle kalktığını, hani gördüğünüz gibi hani siz yazılımcısınız, mühendissiniz ama bir taraftan PR'cıya ihtiyacınız var. Bunlar böyle bazen birbirine düşmanmış gibi gözüken hani sosyal pozitif şeyler, meslekler gibi. Şimdi hani aslında bir mesela kolektif ürünün ortaya çıkabilmesi için nasıl birbirimize ihtiyacımız olduğu da gözüktü böyle. Güzel, bakalım özellikle önümüzdeki günler ne olacak. Bunun gibi, yani Space gibi komünite sistemlerinde, yani biz şimdi yazılımcı ve mühendisler olarak iki bacağız masanın, ayakta durmamız biraz güç. Evet. Yani oradan destek, buradan destek de zor oluyor biraz. Dolayısıyla sosyalcilere daha çok ihtiyacımız var. Ve kadınlara ihtiyacımız var. Evet. Çünkü çok fazla kadın yok
Hackerspace'in Google Plus içinde kullanıcıları gibisiniz gibi geldi, evet. Evet. Ama ben de şimdi baktım bugün, yani bizim konuklar da 2-3 haftadır hep erkek. Evet, yani bir var orada, sağ olsun Demet geldi, hani bir süre bizim konuk sunucumuz olacak ya da beraber sunacağız. Hani onun en azından azıcık denge sağlanmış oluyor yoksa. Evet. İş biraz tekneye bindiği zaman, daha böyle evet, mühendislik, elektrik, ayrıntılaştığı zaman erkek sayısı biraz daha artıyor, %80'lere, 90'lara vuruyor. Evet. Tabii azalınca kadın sayısı da mekanın yüzü de değişiyor. Yani fiziksel olarak söylemiyorum, imaj olarak da yüzü değişiyor. Dolayısıyla insanları itiyor. Böyle de bir problem var. Aslında böyle bir tamam, cinsiyet dengesi zorunluluğu getirsek. Evet. O gereken o yapılacak olur. O zaman. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Yani güzel, bilgilendirici bir oturum oldu. İnşallah da belki önümüzdeki yani haftalarda da aylarda umarım hani böyle daha gelişmiş bir şekilde inşallah. Evet, yani projelerimizi inşallah anlatmak üzere. Valla şöyle oluyor yani, buraya gelip de daha sonra böyle yatırım falan olan birkaç proje oldu. Ben böyle çok mutlu oluyorum onları görünce. İnşallah bakalım size de İnşallah şeyler olacak. İnşallah. Evet. İnşallah.